Molot başlayalım. Sıcaklık bölümündeyiz. Birinci yıkanmalık bölümündeyiz hamamımızın. Burada görmüş olduğunuz katın depolandığı ve hamamı ısıtmak için ocağın ve burada içinde bulunan kazanın yakıldığı bölümdür. Ulaşlı Osmanlı hamamımızda su okluk bölümünde zemin taş döşemesine de ulaşmış durumdayız. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz tarihi yapı toprak altındaydı. Kubbeleri gözükmekteydi sadece. 15 günlük bir çalışma sonucunda yapıyı tüm bölümleriyle birlikte ortaya çıkardık. Yapımız bahsettiğimiz gibi Osmanlı dönemine ait 19. yüzyılda tarihlenmekte. 3 kubbeden oluşmakta. Hamamımızda gördüğünüz gibi içeride de zaten bahsedeceğiz. Öncelikle bir soğukluk kısmımız yer almakta. Burada daha önce gelen, buraya yıkanmaya gelen vatandaşlarımızın giyin diye, üstlerini değiştir diye ve daha sonra hamama giriş yaptıkları bölüm. Ve soğukluk kısmında zemin taş döşeme de bulunmakta. Hemen batısında bir çeşme kalıntısı bulunmakta ama sadece maalesef şu an boru kısmı gözükmekte. Çalışmalarımız neticesinde özellikle Gölcük Belediyesi daha öncesinde de yaptığı çalışmalarda Örcün'de şu an müzeye çevrilen Ali Vasfi Hüsnü Hat Müzesi'ne, Değirmendere'de, yukarı Değirmendere'de yine hamam olarak gerçekleşecek olan hamamımız, Halıdere'de yine kazı çalışmaları biten bir hamamımız ve Ulaşlı olmak üzere yine Gölcük Belediyesi tarafından 4 hamam tarihi yapımız. Hem vatandaşlarımıza bu kültürü anlatmak amacıyla hem de turizm anlamında Gölcüğümüze büyük bir katkı sağladı. İsterseniz biraz bölümlerinden ben bahsedeyim size. Hamamımız soğukluk, ılıklık ve 2 tane yıkanmalık bölümünden oluşuyor. Birinci yıkanmalığın arka tarafında su deposu ve külhan bölümümüz yer almakta. Maalesef yine kaçak kazılarla birlikte bayağı bir zarar görmüş durumda yapımız. Molas taşları görmekteyiz hamamımızın dış yapısında. Yine kubbe kısımlarında tuğla yapılar mevcut. Sade bir görünümde kullanım amacıyla bekliyoruz. Biz burada restoran salonu çalışmalarından sonra tüm misafirlerimizi bu tarihi yapıyı yerinde görmeye, tarih kokan Gölcük'e davet ediyoruz. Biz bu projeyi tamamladıktan sonra, arkeolojik kazı çalışmaları bittikten sonra restorasyon çalışmaları başlayacak. Onunla ilgili projeler hazırlanacak. Ve burası yüksek ihtimalle bir hamam müze olarak ziyaretçilerine açılacak. Kazı çalışmalarımız neticesinde yine hamamımızın batı kısmında hamamdaki su deposundaki suyu çeşmeye geçişini sağlayan sükünklerimize de ulaştık. Yine aynı şekil diğer depodan gelen, o çünkü komşu parselde yer almakta, oraya kadar devam edemedik. Yine orada şekil başka su deposundan da hamamın içine su akışını sağlayan künklere ulaştık. Yine hamamımızın doğu kısmında hamamın soğukluk kısmı dışarısında bulunan tuvalet taşını bulduk. Bunlar da bulduğumuz, ulaştığımız yapılar arasında. Demek 8-10 yaşında falandım herhalde. Orada yıkandım ben. O zaman da burası güzel temizdi buralar. Böyle şey değildi. Burada gece otururlardı gençler, helva falan yaparlardı. Dedim bir kahve vardı. Bir de orada burası, o zaman böyle televizyon falan yok. Radyo yok. Bir şey var, gramofon vardı. Gramofon çalarlardı. Netice işte böyle. O zaman odun getiriyorlar, odunla yanıyor. Fakat güzel ısınıyordu. O göbekte şu taş falan diyorlar ya, güzel ısınırdı. Fakat bu defineciler bunu paramparça yaptılar.
Karamsel'in 48 parça köyü varmış, burası Karamsel'e bağlıydı. En fazla vergi veren burasıymış. 16 akçe vergi verilermiş. Burada aşağı yukarı 60-70 tane vardı. Fakat sonradan hep durmuş o da aşağı indi. Aşağıda biz de ev yaptık, rahmetli babam yaptı 48'de. Depremden 20 gün evvel ev yandı bizim. Şimdi tamam köyün ortasında olduğunu söylerlerdi biz çocukluğumuzdan bari. Aşağıda bu derede yavrun ekmeği değmeni var. İleride de yavrun ekmek fırını varmış. Bir yaşlı dede vardı bize. Yavrun diyor ekmek fırını vardı o da diyor. Ben diyor ona yetiştim diyor. Yani buranın mazisi, çünkü burada Bizanslar, Romalılar yaşamış. Şimdi cami vardı burada, cami kiliseden dönme. Kiliseden çevirmiş camiyi. Ben zaten burada doğdum, burada büyüdüm. Bir hayatım burada geçti. Sonradan işte biraz toprak altında kaldı. Defineciler geldi, buraları kazdı. İçerileri yıktılar. Ateşin yanına gülen külanın önünü kazdılar. 3 metre indiler. Defne aradılar. Ya bu insanlar yıkanıyor. Bunun altına para olur mu? Akıl ve mantık var. Ya ben şimdi fazla durmuyordum burada. Bir geldim bir baktım. Orada kazıyorlar. Ya, ne yapıyorsunuz? Ya amca işte. Ya bırakın dedim ya. Burada içeride soğanla böyle mermer vardı. Onu falan kırmışlar. Ya ne istiyorsun ondan? Tarihi bir eser. Netice böyle. Bir şeyler içiyorduk, 2-3 senedir buraya dönüştürdük.